Gide. Evet. Gide. Doğru. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalında yeni bir ayakkabının detaylı performans incelemesine daha hoş geldiniz. Bugünkü ayakkabımız Greek Freak'in yani Giannis Antetokounmpo'nun bütçeli modeli olan Giannis Immortality yani ölümsüz Giannis ayakkabısı olacak. Bu ayakkabı arkadaşlar sizin tarafınızdan en çok istenen ayakkabılardan bir tanesiydi. Çünkü bütçeli modeller tabii ki daha rahat tercih edilebiliyor. Sizler de daha rahat ulaşabiliyorsunuz. Ve tabii ki merak ediyorsunuz nedir ne değildir, neye benziyor, eksileri, artıları. Şimdi sizlere her şeyi detaylıca anlatacağım. Lütfen videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca like atar ve yorum yaparsanız da çok sevinirim. Kanalı yeni keşfediyorsanız birçok bu ve benzeri içeriğimiz mevcut. Abone olur, zil işaretine basarsanız ben her yeni video attığım zaman sizlere bildirim gelmiş olur. Dedikten sonra da ayakkabımızın kutusuyla başlayalım. Güzel tatlı bir kutuda geliyor en azından diğer ayakkabılara kıyasla. Benim hoşuma gitti. Özellikle bütçeli versiyonlarda diğer ayakkabılar çok leş gibi olsa da bu oldukça hoş. Antetokounmpo yazıyor, Giannis yazıyor ve logosuyla birlikte, Nike logolarıyla birlikte gayet güzel. 11 numara aldım, her zamanki gibi 45 oluyor. Benim Nike numaram ve Jordan numaram genelde 45 arkadaşlar. Artık kendi numaramı çok iyi biliyorum. Bu numarada bütün ayakkabılar bana oldukça güzel geliyor. Sizler eğer kendi ayakkabı numaranızı bilmiyorsanız sizde olup bende olan bir ayakkabıyı kıyasla yapabilirsiniz. Örnek veriyorum Kylie'de ben kaç numara tercih ettim, siz kaç edebilirsiniz gibi. Veya ben direkt kaç numara tercih etmeliyim şeklinde de bir video yapmıştım. O videoyu da izleyebilirsiniz. Hani detaylıca öğrenmek isterseniz. Hemen bir tanesini kutunun içinden çıkartalım ve detaylı incelememize geçelim. Biraz daha hızlı bir inceleme olacak tahminim bu ayakkabıda. Çünkü çok fazla söylenecek bir şey yok. Hoşuma giden yönleri var, gitmeyen yönleri var. Hepsinden bahsedeceğiz. Çok fazla konuşacak bir şey yok dediğim, teknoloji olarak çok fazla bir şey yok çünkü. Durum o. Yaklaşık arkadaşlar 3 haftadır falan bu ayakkabı içerisinde oynuyorum. Çekimlerimi de yaptım güzel güzel. Umarım beğenmişsinizdir. Ve şimdi sizlere hoşuma giden ve gitmeyen yönlerini anlatacağım. İlk önce her zaman yaptığımız gibi görsel olarak ne düşünüyorsunuz? Bu ayakkabıyı beğeniyor musunuz? Oradan başlayabiliriz. Benim için idare ederdi. Özellikle şu zigzaklar hani ayakkabıya karakter katmış ve arkadaki şu çıkıntı oldukça hoş gözüküyor. Dizayn detayı olarak birçok yere gizlemeler yapılmış. Yine şurada Lagos yazıyor. Afrika'da muhtemelen doğduğu şehir. Logosu mevcut. Onun dışında soğuş işareti bir tane içte bir tane dışta ters yapılmış. Tabanda çok fazla detay var. Kardeşlerinin ismi yazıyor. Kızının ismi var galiba. Evet birçok detay mevcut. Forma numarası yine 34 burada yer alıyor. Dilde ismi yazıyor. Logosu yine dilin üstünde gibi birçok detay var. Fena değil görsel olarak. Hani aman aman diyemeyeceğim ama kötü de değil kesinlikle. Gittikçe de alışıyorsunuz. Farklı renkleri daha da güzel gelebilir. Benim hoşuma giden normal jenerik rengini aldım. Ayakkabı ilk alır almaz arkadaşlar çok boş, çok hafif ve böyle uçacakmış gibi hissettiriyor. Hafifliği güzel ama bu boşluğu destek noktasında bazı endişeler oluşturmuştu bende. Haklı olduğumu da gördüm oynadıkça. Ayağım çok hızlı bir şekilde sanki dışarıya fırlayacakmış gibi hissetti. Üst kısmı çok güçsüz hissettirdi. Ucuz ve dandik bir hissiyatı var genel olarak. Ve bu performansı bence kötü yönde etkiliyor diye şöyle bir giriş yapmış olayım ve ağırlığıyla hemen devam edelim. Ve 354 gram arkadaşlar, o kadar hafif ki belki bu yılın en hafif ayakkabısı olabilir. Özellikle hafif ayakkabı seven arkadaşlarım, daha çok guardlar genelde böyle oynar. Ağır ayakkabılarla yorulan arkadaşlarım için güzel bir tercih olabilir veya ikinci ayakkabı seçeneği olabilir. Çünkü fiyat olarak da biraz daha uygun. Ben 870 liraya aldım yanlış hatırlamıyorsam ama bence hani 600 liraya 700 liraya inebilir. Gerçi doların bu şekilde artmasıyla yeni çıkacak renkler daha pahalıdan geleceği için yine 800'ler 700'ler bence bu ayakkabıyı almak için güzel bir fiyat aralığı olabilir. Hani bu fiyatta bir ayakkabı bakıyorsanız tercihiniz olması muhtemel. Özellikle hafif ayakkabı arıyorsanız. Dediğim gibi yılın en belki de hafif ayakkabılarından bir tanesi olacak. 354 gram olan başka bir ayakkabı hatırlamıyorum şu an için bu sene incelediklerimden en azından. Hemen tabanıyla da devam edelim. Tabanı arkadaşlar gerçekten efsane bir iş yaptı. Yani şöyle söyleyeyim, Giannis'in kendi ayakkabısı Freak 3'ten imzalı ayakkabısı biliyorsunuz. Bu onun bütçeli versiyonu. Yani daha dandik olmasını beklersiniz. Bence ona göre kat be kat daha iyiydi. Bu balık sırtı deseni, yani bu ok ok desen oldukça iyi iş yapıyor sahada.
Aynı zamanda arkadaşlar o kadar sert ki şu plastikleri, dış sahada da rahat rahat oynayabilirsiniz. Bu açıdan dışarıda oynamak için ayakkabı arıyorsanız bence bu sizin ayakkabınız, size uzun süre gidecektir. Tam anlamıyla bir dış saha ayakkabısı yapabilirsiniz. İki tane alıp alın derken bunu kastetmiştim. Bir ayakkabınız belki içeride oynarsınız. Bu şekilde bir ayakkabıyı da dışarıda oynamak için seçebilirsiniz. Tabii dışarıda oynadığınız zaman çok hızlı yıpranacaktır. Alt kısmı iyi tutsa da üst kısmı gidebilir. Bir diğer noktada da buradaki şu uzun çıkıntı arkadaşlar, özellikle dışarıda oynanan maçlarda biraz daha itiş kakış olduğu için birisi bastığı zaman ayağınız fırlayabilir. Böyle de bir riski var, bana öyle geliyor. Yani tasarım olarak güzel yapılmış ama bu böyle çok dolanabilir. Özellikle sıkış tepiş, yani küçük bir sahada 3'e 3'e 4'e 4 maç yapıyorsanız sizin ayağı buraya takılacaktır, basacaktır diye düşünüyorum. Benim taban tutuşuna vereceğim puan 10 üzerinden 8.9 olacak arkadaşlar. Oldukça iyi bir taban tutuşu yakaladım. Tabi ara ara silmem gerekti ama dışarıda daha da iyi iş yapabilir. Dışarıya da uygun olması yine vereceğim puanı arttırmış oldu. Hani 9 mu versem diye de düşündüm aslında ama 8.9 gayet böyle adaletli. Hani belki düşük bile verdiğim bir puan olabilir. 9'a yanaşan bir 8.9 gibi düşünebilirsiniz. Ve hemen üst kısma geçelim, yastıklamaya geçelim. Nike genelde bize böyle bütçeli modellerde faylon dediğimiz köpük, yani bildiğiniz aslında yastıklama olarak çok da tercih edilmeyen pahalı ayakkabılarda bir yastıklama teknolojisi sunuyor. Hatta pahalı ayakkabılarda bu faylon köpüğü içerisine işte Zoom'lar, Air Strobe'lar, ne bileyim Zoom Air'ler, Max Air'ler gibi birçok şeyi oturtuyorlar. Burada direkt sadece bu haliyle verilmiş. Biraz yumuşak, çok aşırı sert değil. Pahalı ayakkabılarda biraz daha sert oluyor. Burada ufak da olsa bir etkiden korunma sunuyor. Tabii ki benim aradığımın yanından bile geçmiyor maalesef. Yani bir rahatlık, bir hafif böyle bir altında bir şey var diyorsunuz ama öyle ooo çok iyiymiş diyemiyorsunuz. Tabii ki son zamanda incelediğim işte Puma'lar, Adidas'lara kıyasla yakın veya daha iyi bile diyebilirim. Yani çok büyük bir etkiden koruma yok. Çok fazla bir enerji geri dönüşü yok ama altında rahat bir şey var. Ayakkabının genel görünümü, rahatlığı, hafifliğiyle de İyi gidecek bir yastıklama mevcut. Topunuz arkadaşlar şu ne kadar yüksek gözükse de yine şuralara basıyorsunuz. Dolayısıyla çok fazla bir hani yüksek burada, alçak burada gibi düşünmeyin. Genel bir bütün bir faylon köpüğü var. Ortalama bir iş yapıyor. Benim de vereceğim puan 10 üzerinden 7.9 olacak arkadaşlar yastıklamasına. Benim için eksik ama hani böyle bütçeli modelde okey olabileceğim bir yastıklama mevcut. Hemen yukarıya doğru geçiyorum ve asıl benim hiç hoşuma gitmeyen ve ayakkabının adeta ben bütçeliyim diye bağırdığı nokta üst kısmı oluyor arkadaşlar. Üst kısmında çok ucuz hissettiren, çok basit hissettiren ve rüzgarı inanılmaz geçiren bir ayakkabı. Arkadaşlar sağda koştuğunuz zaman adeta buradan rüzgar giriyor ve ayağınız üşüyor. Bu çok ilginç bir şey olmuş. Tabii ki nefes alabilirlik yönünden çok iyi. Fakat o kadar ince ve ucuz hissettiriyor ki ayağınızı çok rahat sanki dışarı fırlatabilirmiş gibi hissediyor. Özellikle yeni yapacağınız hanelerde şuradan ayağınızın çok çıktığını hissedebilirsiniz. Bir güvensizlik duygusu oluşturabilir. Bazı yerlerde şurada gördüğünüz gibi ufak tefek ekstra katmanlar kaynatılmış ama çok bir iş yapmıyor. Keşke bunu mesela şuradan alsalardı ve biraz yukarı çıkartsalardı. Yani şuradaki tırnaklar biraz burada olsaydı daha iyi olurdu. Pek fazla tutmuyor. Bağcıkları iyi iliklediğiniz zaman tabii ki sağlam, sıkı bir his oluştursa da üst kısmın dandikliği, yani benim pek hoşuma gitmediğini söylemem lazım. Arkaya doğru geldiğimiz zaman biraz daha sevdiğim yapılar başlıyor. Gördüğünüz gibi biraz daha kalın kalın, kaslı kaslı bir topuk çevresi mevcut ve topuğunuzu gayet iyi hissettirecek. Bağcıkları sıktığınız zaman ayağınız güzel bir şekilde kilitlenmiş ve rahat etmiş hissi oluşuyor. Kesinlikle rahat, kesinlikle hafifliği çok ideal. Ayağınızda bir şey yokmuş gibi daha atik bir oyun ortaya koymanıza yardımcı olabilir. Fakat ayakkabıya ben güvenmek istiyorum. Biraz daha hani kaslı, büyük ayakkabım var demek istiyorum. Bu sanki çıplak ayakla koşturuyormuş gibi bir his oluşturuyor. Biraz da yerden yüksek oluşu benim çok hoşuma gitmedi. Gardları uygun diyeceğim fakat yerden yüksek oluşu biraz dengesizlik oluşturabilir. Genel olarak bu ayakkabının pozisyonu yok bence arkadaşlar. 1 numaradan 5 numaraya herkesin giyebileceği bir tercih. Fakat daha çok hani yastıklamanın olmayışı, işte üst kısmın daha hafif ve ucuz hissettirmesi daha küçük arkadaşlarıma yönelik gibi düşünüyorum. Çünkü ağır arkadaşlarım hani bir hamle yapar ve hızlı bir dönüş yaparsa belki bu ayakkabıyı yarıp çıkabilir diye düşündürüyor bana. Ama tabii ki herkes giyebilir, herkes kullanabilir. Materyallerin kalitesine benim vereceğim puan arkadaşlar 10 üzerinden 7 olacak. Gerçekten beğenmediğim bir üst kullanımı var özellikle. Onun dışında üstte yer alan şuradaki Nike işaretini görüyorsunuz. Pencereden kendi ayağınızı görebilirsiniz. Ayrıca bu pencerede çok yırtılacak ve dandik bir plastikle korunuyor. Bana hatta mesaj attılar, abi benim buradan çıktı bu pencerem koptu diyenler oldu. Çok rahat kopabilir. Bir de dışarıda mesela böyle bir ayakkabı tercih edecekseniz ayağınıza biri bastığı zaman geçmiş olsun diyorum. Burayı bile çok rahat yırtabilir. Destek noktasında da vereceğim puan arkadaşlar yine 10 üzerinden 7 olacak. Oldukça düşük
bir desteğe sahip. Hani tek belki onun üzerinden 6-5 vermeme sebebim şuradaki topuk koruması olabilir. Topuğunuz güvenli ve iyi hissediyor. Ama zaten genel itibariyle burada bir güven istiyorsunuz. Burayı ne kadar sıksanız da dediğim gibi ayağınız dışarı çıkacakmış hissiyatından kurtulamıyor. Ayakkabı arkadaşlar oldukça dar olduğu için de bu da bir sıkıntı. Hem yerden yüksek hem de dar olması size her an devrilebilecekmiş gibi hissettiriyor. Bu da hoşuma gitmeyen yerlerden biri oldu. 45 numara aldığım zaman önden ufak bir boşluk kaldı ama gayet normal bir kalıba sahip. Dediğim gibi yanlardan biraz dar. Dar ayaklı arkadaşlarım rahat eder. Geniş ayaklı arkadaşlarım bunu tercih etmesinler. Özellikle şuralardan belki zaman zaman vurmalar yapabilir. Hani bana çok yapmadı. Daha geniş ve taraklı arkadaşlarım buna dikkat etsinler. Tabii ki en güzel yöntem gidip bir mağazada denemeniz ama internetten alacaksanız da yine bana güvenerek ben 45 aldıysam siz kaç numara almanız gerektiğini buradan kıyasla bulabilirsiniz. Genelde baktığım zaman eh işte diyeceğim. Fakat dışarıda oynamak için belki rotasyonuma ekleyebileceğim bir ayakkabı. Sağ içinde kesinlikle tavsiye etmem. Çok çok daha güzel ayakkabılar var. Hani 870 yerine 1100-1200 veririm. Hani daha iyisini alırım kafasındayım ben. Sizler de böyle düşünebilirsiniz. Veya yine pumaları, incelediğim pumaları tercih edebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Orada da 400-500 lira seviyelerinde çok daha güzel ayakkabılar vardı. Fakat pumalar hiçbir zaman bunun kadar rahat, bunun kadar havadar ve hafif olmuyorlar. Tabii ki hepsinin dezavantajı ve avantajı mevcut. Sizler hangi ayakkabı kendinize uyduğunu düşünüyorsanız ona yer verebilirsiniz. Ama şahsen dediğim gibi saha içinde pek benim hoşuma gitmiyor. Fakat dışarıda oynamak için özellikle birçoğunuz için güzel bir tercih olabilir. Umarım hoşunuza giden bir inceleme olmuştur. Detaylıca her şeyi anlatmaya çalıştım. Beni çok aşırı memnun etmese de çok aşırı üzmedi. Ortalama bir yerde benim için bu ayakkabı. Fakat umarım bu seri Immortality serisi devam ettikçe daha güzel ayakkabılar da görebiliriz diyorum. Ve böylelikle videomu sonlandırmak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifli ve güzel bir inceleme olmuştur. Merak ettiğiniz ve bu videoda yanıt bulamadığınız bir şey varsa yorumlarda belirtirseniz ben sizlere cevap yazmaya çalışırım. Bir sonraki güzel incelemelerde, kutu açımlarında ve vloglarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı Dice'i bugünlük out.